Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 13'ü mercek altına alıyor olacağız. Cihazın özelliklerinden bahsedeceğiz ancak ilk olarak ben kutu içeriğine değinmek istiyorum. Zira bu cihazın kutu içeriği dolu dolu. Bildiğiniz gibi son çıkan telefonların kutu içeriğinde neredeyse hiçbir şey eklemiyorlar. Ancak Redmi'de bunun tam tersi bir durum söz konusu. 67 wattlık hızlı şarj adaptörü direkt olarak kutunun içeriğinde bizleri bekliyor ve bu oldukça güzel bir sürpriz. Yine bunun yanı sıra arkadaşlar kutunun içerisinden bir de silikon çıkıyor. Yani Redmi kullanıcılarını düşünmüş ve güzel sürprizler yapmış vaziyette. Bu da bizleri açıkçası telefonu kullanma konusunda motive ediyor. Peki geçelim yavaş yavaş telefonun teknik özelliklerine. İlk olarak ekranıyla başlayalım. Telefonun ekranına baktığımızda bizleri OLED ekran paneli karşılıyor arkadaşlar. Bu OLED ekran panelinin büyüklüğü ise 6.67 inç. Yani son çıkan akıllı telefonlara baktığımızda zaten genel olarak bu büyüklüklerle karşımıza çıktığını görüyoruz ki Redmi Note 13'te bizlere 6.67 inçlik bir ekran sunuyor. Bildiğiniz gibi Redmi Note 13 Pro Plus modelinin ekranı kavisli. Ancak üretici burada kavisli bir ekran tercih etmemiş. Yani Redmi Note 13 abisinden farklı olarak kavisli değil, düz ekranla karşımıza geliyor. Peki cihazın temel donanımında bizleri hangi işlemci karşılıyor? Hemen buna da değinmiş olalım. Bu telefonda yer alan işlemci Snapdragon 7S Gen 2 ve bu işlemciyle beraber bütün oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu işlemciyle beraber telefonun ısınma sorunu da yaşamadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Zira bildiğiniz gibi bazı işlemciler çok güçlü oluyor ancak ısınma problemleri yaşayabiliyor. Fakat bu işlemcide bu telefonda böyle bir sorun söz konusu değil. Yani oyunları gönül rahatlığıyla oynayabiliyorsunuz. Peki cihazda diğer özellikler nasıl? Burada 12 GB'lık RAM ve 512 GB'lık dahili depolama alanının yer aldığını söyleyebiliriz. Böylece çok fazla fotoğraf ve video çeken kişilerin de gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir telefon haline gelmiş oluyor Redmi Note 13. Zira 512 GB'lık dahili depolama alanı sizlerin uzun süre bu telefonu rahat şekilde kullanabileceğiniz anlamı taşıyor. Telefonun sırtına baktığımızda üçlü bir kamera kurulumu görüyoruz ki bu kamera kurulumu da şık şekilde yerleştirilmiş telefonun sırt kısmına. Burada 200 megapiksellik Samsung imzalı bir ana kamera söz konusu. Bu ana kameraya 8 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksellik diğer bir kamera eşlik ediyor. Yine ön tarafa geldiğimizde ise 16 megapiksellik selfie kamerasını görmüş oluyoruz ve bu kamerayla beraber de oldukça iyi çekimler yakalamış oluyorsunuz. Şimdi sizleri bu cihazın kamerasıyla çekmiş olduğumuz fotoğraflarla baş başa bırakmış olalım. Bildiğiniz gibi akıllı telefonların günümüzdeki en önemli problemlerinden bir tanesi de pil performansı oluyor. Ancak Redmi Note 13 ile beraber bu problem de ortadan kalkmış oluyor. Çünkü 5000 mAh'lik batarya sayesinde telefon 2 güne varan bir pil performansı sergiliyor. Ancak telefonunuzun şarjı bittiğinde de paniklemiyorsunuz. Çünkü bu telefon 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü ile beraber geliyor. Bu hızlı şarj adaptörü sayesinde telefon yarım saat içerisinde 0'dan %100'e kadar şarj olabiliyor ve bu da zaman zaman adeta hayat kurtarıyor arkadaşlar. Çünkü mesela telefonunuzu akşamdan şarja takmayı unuttunuz. Sabah kalktınız telefonunuzun şarjı %5. Ne yapacağım diye düşünmüyorsunuz. Çünkü burada 67 wattlık bir hızlı şarj desteği sunulmuş vaziyette. Telefonunuzu şarj ettiğinizde arkadaşlar 20 dakika 25 dakika içerisinde %80 %90'a varan bir şarj seviyesi yakalamış oluyorsunuz. Peki ama Redmi Note 13 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar? Tabii ki online sitelere girdiğinizde fiyatlar değişiklik gösterebilir arkadaşlar.
ancak genel bir ortalama fiyat söyleyecek olursak 21.500 liralık bir fiyatı söyleyebiliriz. Tabii ki bu özelliklere bu fiyat performans telefonu olduğunu kanıtlıyor zaten Redmi Note 13 Pro'nun. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 13 Pro'yu mercek altına aldık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.